Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde peş peşe patlamalar meydana geldi. Saldırının ardından Putin bir açıklama yaptı. Aslında açıklamadan ziyade Ukrayna'ya tehditler savurdu da diyebiliriz buna. Rusya saldırıya karşılık verecek. Seçenekler planlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Köprüsü'ndeki patlama sonrası Ukrayna'yı tehdit etti. Putin, Kerç Köprüsü'ndeki patlamaların ardından yetkililerle bir araya geldi. Toplantı televizyonlardan canlı yayımlandı. Rus lider sert dil kullandı. Ukrayna'yı terör saldırısı düzenlemekle suçlarken misilleme tehdidinde bulundu. Yaşananlar Kiev rejiminin yeni bir terör saldırısıydı. Askeri açıdan çok saçma bir saldırıydı. Çünkü Kırım Köprüsü uzun süredir askeri amaçlarla kullanılmıyor. Masum hayatların kaybedilmesi vahşi bir suç. Tabii ki Rusya karşılık verecek. Savunma Bakanlığı uygun seçenekleri planlıyor. Patlamalar sonrası köprüdeki yolun ağır hasar aldığı açıklandı. Yolun bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Taşıyıcı sütunlarda hasar yok. Köprünün saldırı sonrası hali uydu görüntülerine böyle yansıdı. Olay anında köprüden geçmekte olan iki sivilin hayatını kaybettiği biliniyor. Kiev yönetimi daha önceki benzer olaylarda da olduğu gibi yine saldırıyı resmi olarak üstlenmedi. Ancak AFP ajansına konuşan bir yetkili köprüye özel operasyon düzenlediklerini söyledi. Ukrayna ordusu ise patlamaların Rusya'nın provokasyonu olabileceği yorumunu yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mihail Podolyak da Twitter'dan manidar açıklama yaptı. Kerç Köprüsü'nü kastederek Rusya'nın toplu katliamlarına hizmet eden yasa dışı yapılar kısa ömürlü olacaktır dedi. Rusya, Rus anakarasını Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'nü Yarımada'nın 2014 yılındaki ilhakını kalıcı hale getirmek için inşa etmişti. Köprü Ukrayna'nın güneyindeki Rus güçlerinin en kritik tedarik hattı. Ekim 2022'de de saldırıya uğramış 3 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonucu köprüde ağır hasar oluşmuştu.